Bugün Türk siyaset tarihine hizmete sevdalı insanların kurduğu AK Parti'nin doğum günü olarak geçecek. Türkiye'mizde artık hiçbir şey eskisi gibi olmayacak. Allah sizden ebeden razı olsun. Allah sizden ebeden razı olsun. Allah sizden ebeden razı olsun. Rabbim Ayasofya'yı açmayı lütfettiği gibi, Taksim Camii'ni açmayı lütfettiği gibi, Mescid-i Aksa'ya da bu sahneyi kurmayı cümlemize lütfetsin inşallah. Sayın Cumhurbaşkanım, çok uzatmayacağım ama bir iki cümle daha müsaadenizle. Sözün sahibi sizsiniz ama ben de Taksim'in çocuğuyum başkanım. Ben de Taksim'in çocuğuyum. Dedem 1936'da geldi buraya Erzincan Refahiye'den. Ben de burada doğdum, şurada 150 metre ileride Taksim Caddesi'nde. Evet. Babalarım, amcalarım esnaflık yaptılar. Bilirim ben Taksim Camii'nin ne demek olduğunu. Bilirim Taksim Camii davasının neye tekabül ettiğini. Bilirim hepsini. Yaşadım iliklerime kadar burada. Hep ıslandık burada. Güneşin altında yandık. Yandık. Ama elhamdülillah Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde davamız bugünleri de gördü. Rabbime ne kadar şükretsem azdır. Burada emeği geçen bütün kardeşlerime şükranlarımı arz ediyorum. Mimarisinden malzemecisine, taşeronuna, eliyle çalışan kardeşime, çaycımıza kadar bütün hepsinden Allah razı olsun. Bütün bürokratlarımızdan. Çok büyük bir emek var. 150 yıllık bir geçmiş var. Bütün o günden bugüne buraya imza atan, risk alan, mücadele eden bütün abilerimize, geçmişlerimize ve bugünkülere hepsinden Allah razı olsun. Rabbim bu ibadethaneyi maneviyatla içini doldurmayı lütfetsin hepimize. Maneviyatını artırsın. Takva ile yapmaya gayret ettik, niyet ettik. Rabbim kalbimize koyduğu günden beri buna harfiyen uymaya çalıştık. Rabbim en güzel ibadetlerin mekanı eylesin. Bütün duaların kabul olduğu bir mekan eylesin. İslam'ın sanatının ve kültürünün, imanının da yüceldiği mekanlardan bir külliye eylesin diyorum. Hepinizi saygı ve selamla arz ediyorum. Allah'a emanet olun. Çok teşekkür ederim. Hayırsever iş adamımız Sayın Altınel Masa konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız, değerli konuklar, şimdi konuşmalarını yapmak üzere mikrofonu Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a arz ediyorum. Buyurunuz Sayın Cumhurbaşkanım. Bismillahirrahmanirrahim. Aziz kardeşlerim, değerli misafirler, sizleri en kalbi duygularımla, muhabbetle selamlıyorum. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi hepimizin üzerine olsun. Cumanızın mübarek, gönüllerinizin huzurlu, sağlığınızın yerinde olmasını Allah'tan diliyorum. Bugün bizleri burada bir araya getiren Rabbimize hamdü senalar ediyorum. Sudan ve diğer kardeş ülkelerden heyecanımıza ortak olmak üzere aramızda bulunan kıymetli misafirlerimize ayrıca hoş geldiniz diyorum. Sudan, Nire, Taksim, Nire. İşte buraya getiren o aşk, başka bir aşk. Biraz önce ilk cuma namazını eda ettiğimiz Taksim Camii'mizin İstanbul'umuz, ülkemiz ve alemi İslam için hayırlara vesile olmasını diliyorum. Bu güzel eserin inşasını üstlenen sur yapının sahipleri Altan, Hakan, Ufuk ve Atilla Elmas beyefendiler başta olmak üzere mimarından sanatçısına,
işçisine kadar herkese şükranlarımı sunuyorum. Değerli kardeşlerim, az önce Altan Bey, ben buranın çocuğuyum dedi. Altan Bey, sen buranın çocuğusun da biz başka yerin çocuğu değiliz. Ben de Kasımpaşa'nın çocuğuyum. Buralarda çok gezdik tozduk ve keşke dili olsa da buralar konuşsa. Talimhane ve Dolmabahçe. Buralarda çok dolaştık. Fakat Taksim Camii bizim dünyamızda farklı bir öneme sahipti. Çünkü caminin yerinde mescit bile yok ve burada maalesef cami yapımına müsaade yok ve adeta kümes gibi bir yerde gazeteler üzerinde müminler namazlarını eda etmeye çalışıyorlardı. Ve o günlerden bugünlere, 40'lı yıllar, 50'li yıllardan bugünlere kimler geldi, kimler geçti? İstanbul'umuzun en güzel yerlerinden biri olan Taksim Meydanı, İstiklal Caddesi ve Tarlabaşı Bulvarı'nın kesişim noktasında yer alan camimizin içinden cemaati, minarelerinden ezanı, kubbesinden Kur'an nidaları inşallah kıyamete kadar eksik olmayacaktır. Mimarisiyle tarihi Beyoğlu'na uyumu yanında, mühendislik yöntemiyle de ülkemizde ve dünyada sayılı projeler arasında yer alan camimiz, İstanbul'un sembolleri arasındaki seçkin yerini elhamdülillah şimdiden almıştır. İbadet mekanlarının yanı sıra dijital kütüphanesi, kitap okuma, dinlenme ve sergi alanlarıyla Taksim Camii İstanbul'un en önemli kültür sanat merkezlerinden biri olacaktır. Üzerine oturduğu 2,5 dönümlük arsa üzerinde 33 metreyi bulan kubbe yüksekliğine, 65 metreye yakın minare uzunluğuna sahip açık ve kapalı alanlarında 4000 kişinin aynı anda ibadet edebileceği camimizin inşasında kullanılan her malzeme titizlikle seçilmiştir. Mihrap, minber ve kürsü ise bizzat caminin banisi Altan Elmas tarafından tasarlanmıştır. Taksim Camii'ni bir süre önce yeniden ibadete açtığımız Ayasofya Camii Kebiri'ne verilen bir selam, yarın ulaşacağımız İstanbul'un fethinin 568. yıl dönümüne bir hediye olarak görüyorum. Bu vesileyle şehri İstanbul'u medeniyet mirasımıza katan Fatih Sultan Mehmet Han'ı da burada bir kez daha hürmetle yad ediyorum. Asırlardır davalarına hayat vermek için kendi canlarını seve seve feda eden aziz şehitlerimizin her birine Cenab-ı Allah'tan rahmet diliyorum. Değerli kardeşlerim, Taksim Camii yaklaşık 1,5 asırlık bir mücadelenin ardından İstanbul'umuza kazandırılmıştır. Evet, bu meydanda bir cami inşaatı fikri tarihimize 93 Harbi diye geçen 1877-1878 Osmanlı-Rus Harbi yıllarına kadar uzanır. Ülkemizin Kurtuluş Savaşı yıllarında da bu fikir milletimiz istiklal ve istikbal azminin bir sembolü olarak yeniden gündeme gelmiştir. Bölgedeki pek çok kiliseye karşılık sadece A Camii'nin Taksim'e selam verdiğini gören, burası çok önemli, Nazım Hikmet
bu tabloyu dizelere şöyle dökmüştür. Hafsalam almıyordu bu hazin hali önce. Ah ey zavallı cami, seni böyle görünce. Dertli bir çocuk gibi imanıma bağlandım. Allah'ımın ismini daha çok candan andım. Nazım'ı bile hüzünlendiren bu tabloya rağmen Taksim'de özlenen caminin yapılması bir yana, tek parti döneminde Ayasofya ve Bezmi Alem camileri müzeye çevrilerek milletimizin kalbinde yeni yaralar açılmıştır. Demokrat Parti'nin iktidara gelmesiyle Taksim Camii arayışları yeniden hız kazanmıştır. Bunun için kurulan bir dernek vasıtasıyla gösterilen gayretlere rağmen somut adım atılamadan 27 Mayıs darbesi gerçekleşmiştir. Darbenin ardından 1965 yılında dönemin başbakanı Süleyman Demirel, Taksim Camii'nin inşası için gereken arsanın Vakıflar Müdürlüğü'ne devrini sağlamıştır. Ancak bu tahsis CHP'li belediyenin kararı mahkemeye götürmesiyle durdurulmuştur. Merhum Demirel'in 1979 yılında bu konuda alınmasını sağladığı Bakanlar Kurulu kararı ise 12 Eylül darbecileri tarafından iptal edilmiştir. Neler çekti burası ya? Neler? Rahmetli Özal'ın başbakanlığı döneminde Elmas ailesi kendisine başvurarak camiyi inşa etme niyetlerini dile getirmişlerse de şartlar uygun olmadığı için netice anlamamıştır. 1991 yılına gelindiğinde İbrahim Arslan'ın başkanlığında şahsımın da aralarında yer aldığı 86 kişiyle birlikte Taksim Camii Kültür ve Sanat Vakfı kurularak mücadelede yeni bir safhaya geçilmiştir. Ülkemizin önde gelen iş, fikir ve sanat insanlarından müteşekkil bu vakfın girişimi de dönemin belediyesinin planda gereken değişiklikleri yapmamasıyla sonuçsuz kalmıştır. İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı'na seçildiğimde milletimize verdiğimiz sözlerden biri de bu caminin inşasını gerçekleştirmekti. Ancak 28 Şubat süreci ve sonrasındaki gelişmeler sebebiyle bu sözümüzü o dönemde yerine getiremedik. Aynı amaçla başbakan olarak 2013 yılında tekrar harekete geçtiğimizde ise karşımızda Gezi olaylarını bulduk. Gezi olayları. O teröristlerin karşımıza dikildiği an, milletimizin 15 Temmuz şanlı direnişinin ardından artık hiçbir gücün bu girişimin önüne geçemeyeceği azim ve kararlılığıyla yeniden kolları sıvadık. Elmas ailesi bize gelerek caminin inşasına talip olduklarını tekrar söylediler. Biz de bunun üzerine gereken hazırlıkları süratle tamamlayarak 2017 Haziran'ında cami inşaatına başlanabilmesini temin ettik. İşte bugün de camimizi tekbirlerle, salavatlarla, dualarla ibadete açtık. Rabbimiz Tevbe suresinde şöyle buyuruyor: Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe iman eden, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. Böyle buyuruyor. Son dönemde Büyük Çamlıca Camii'nin tamamlanması ve Ayasofya'nın yeniden ibadete açılmasının ardından İstanbul'a kazandırdığımız bu üçüncü önemli manevi mirasın asırlar boyunca şehrimizi bir kandil gibi ışıtacağına inanıyorum. İnşallah bu arada hızla
bir eserimiz daha yükseliyor. O da evet, Barbaros Bulvarı üzerinde Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni inşa ediyoruz. Onu da kısa zamanda bitireceğiz. Çünkü Barbaros oradan Beşiktaş'a indi. Şimdi de camiyi inşa ederek oradan, orası da adeta bir mabetsiz beldedir. Ama şimdi Barbaros Hayrettin Paşa Camii'ni orada yaparak inşallah orayı da mabetsiz olmaktan çıkartıp oradaki Müslümanların ibadet edebilecekleri bir yeri hazırlayacağız. Kardeşlerim, camiler insanların cem olduğu, yani kardeşliklerini pekiştirdiği yerlerdir. Dünyanın dört bir yanında acıların, zulümlerin, adaletsizliklerin, sapkınlıkların kol gezdiği bir dönemde birliğimize, beraberliğimize, kardeşliğimize her zamankinden çok daha fazla ihtiyacımız var. Kardeşliğimizi güçlendirmeye başlayacağımız ilk yerde tüm farklılıklarımızdan sıyrılarak sadece kul olarak Rabbimizin huzuruna vardığımız camilerimiz olmalıdır. Envai çeşit hile ve desiseyle, fitneyle, yalanla, tuzakla milletimizin birliğini, beraberliğini, kardeşliğini bozamayanlar camilerimizi de hedef almıştır. FETÖ'nün ibadet ve hayır kisvesi altında sergilediği ihanetin benzerlerini farklı görünümler, sıfatlar, bahaneler altında tekrarlamaya çalışanlara asla geçit vermeyeceğiz. Milletimizin bin yıldır canı pahasına koruduğu, alın teriyle yükselttiği, gözünden bile sakındığı vatanını parçalamak, devletini zayıflatmak, uhuvvetini bozmak için uğraşanların sonu yine hüsran olacaktır. Şehadetleri dinin temeli olan ezanlarımızı susturmaya, şehitlerimizin emaneti olan bayrağımızı indirmeye kimsenin gücü yetmeyecektir. Türkiye'nin sadece kendi sınırlarından ibaret, sadece kendi vatandaşlarıyla kain bir ülke olmadığının en büyük ispatı maruz kaldığı saldırılardır. Ülkemizi adeta yeni bir istiklal mücadelesiyle karşı karşıya bırakan bu saldırıların hepsini de hamdolsun akamete uğratmayı başardık. İnşallah bundan sonra da aynı azimle, kararlılıkla, dirayetle yolumuza devam edeceğiz. Kuşkusuz bozguna uğrattığımız her kirli atağın yerini yenisi alacaktır. Unutmayın, zalimle mazlumun, haklıyla haksızın, doğruyla yanlışın mücadelesi kıyamete kadar sürecektir. Bize düşen hep doğruyu ve hakkı savunarak mazlumun yanında yer almak, zalime karşı koymaktır. Şayet bunun için ülke ve millet olarak önümüze bir fatura konacak, onu da göze alıyoruz. Ecdadımızdan tevarüs ettiğimiz emaneti bizden sonraki nesillere boynumuz bükük, yüzümüz al ve ak şekilde teslim etmektense başımız dik, yüreğimiz ferah olarak yedi düelle karşı karşıya gelmeyi tercih ederiz. Şunu unutmayın. Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de. Üzülmeyin. İnanıyorsanız üstün olan muhakkak sizsiniz diye buyurduğu, İstiklal Marşı'nın korkma diye başladığı bir milletin siyasi, sosyal, ekonomik hiçbir tehdide baş eğmesi mümkün değildir. Şu anda buradan Taksim Camii önünden yankılanan sesin ülkemiz üzerinde hesapları olan tüm emperyalistleri, terör destekçilerini, insanlık düşmanlarını rahatsız ettiğinden şüpheniz olmasın. Taksim Camii kendi vatandaşlarıyla birlikte
tüm dost ve kardeşlerinin, tüm insanlığın umudu olan büyük ve güçlü Türkiye'nin doğuşunun işaret taşlarından biridir. Ve unutmayın, milletimiz 150 yıllık hayaline bugün kavuşmuştur. Ülkemiz istiklalimizin timsali yeni bir eser daha kazanmıştır. Bu uzun mücadele döneminde camiimizin vücut bulması konusunda emeği geçen herkese şükranlarımı sunuyorum. Özellikle camiimizin inşasını üstlenen Elmas ailesini bir kez daha tebrik ediyorum. Şahsım, ailem, milletim adına tebrik ediyorum. Namazlarıyla, dualarıyla, zikirleriyle, ilmi ve içtimai çalışmalarıyla bu eseri ihya ve imar edecek olan tüm kardeşlerimden Allah razı olsun diyorum. Burada yapılacak duaların, edilecek ibadetlerin hak katında kabul olmasını niyaz ediyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Kalın sağlıcakla. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a konuşmaları için çok teşekkür ediyoruz. Evet, şimdi kurdele kesmek üzere cami girişine geçiyoruz. Evet, değerli protokolümüzle beraber Sayın Cumhurbaşkanımıza müsaade etmenizi önemli rica edelim lütfen. Evet, değerli protokolümüzün hızlı bir şekilde gelmelerini rica ediyoruz. Lütfen. Şimdi dualarını gerçekleştirmek üzere Diyanet İşleri Başkanımız Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş'a mikrofonu takdim ediyoruz. Buyurunuz Sayın Başkanım. Evet, merdivenlerin kenarına doğru geçelim lütfen. Ön tarafı boşaltalım. Evet, lütfen kameraların önünü açmamız lazım. Geriye doğru gidelim, rica ediyoruz. Biraz daha gidebilir miyiz lütfen? Biraz daha geri gidelim. Rica ediyorum. Başkanım. Lütfen biraz arka taraf geriye gidebilir miyiz? Biraz daha geri gidelim. Lütfen mesafe kurallarına uymanızı sizlerden önemli rica ediyoruz. Maskelerimiz takılı kalsın. Aramızdaki mesafeye dikkat edelim rica ediyoruz. Evet, şimdi mikrofonu Sayın Diyanet İşleri Başkanımıza takdim ediyorum. Buyurunuz lütfen. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alemin. Vel akıbetü lil müttakîn. Ve la udvâne illâ alel zâlimîn. Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in. Allahümme Rabbena ya Rabbena tekabbel minna inneke entes semî'ul alîm. Ve tüb aleyna ya Mevlana inneke entes tevvâbur rahîm. Vehdini vehdina ve veffikna ilel hak ve ila tarîkın müstakîm. Bi bereketi khatemâtil Kur'ânil azîm. Ve bi hürmeti habibike ve rasûlikel kerîm. Fa'fu annâ ya Kerim, fa'fu annâ ya Rahim, fa'gfir lenâ zunûbenâ ve zunûbe âbâinâ, bi fazlike ve cûdike ve keremike ya ekremel ekremîn,
ve ya erhamer rahimin. Ey yerleri, gökleri ve bütün kainatı yoktan var eden, istediğini istediğine veren, nice nimetlerle bizleri donatan yüce Rabbimiz, sana sonsuz hamd ediyoruz, şükrediyoruz. Bizlere bu nimetlerinden dolayı vermiş olduğun şükrümüzü, hamdimizi artır Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, caminin içinde okumuş olduğumuz Kur'an-ı Kerim'den ve ayrıca okunan 70 adet Hatmi Şerif'ten hasıl olan sevabı Taksim Camimizin banisi Elmas ailesinden ahirete irtihal etmiş olan cümle merhum ve merhumelerin ruhlarına hediye eyledik. Kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, Taksim Camii'ni yapan, emeği geçen, başta Sayın Cumhurbaşkanımız olmak üzere emeği geçen herkesin geçmişlerinin ruhlarına hediye eyledik. Sen kabul eyle Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, hastalarımıza şifa, dertlilerimize deva, borçlularımıza edalar nasip eyle Allah'ım. Gençliğimizi, yavrularımızı camilerden uzak eyleme Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa buyuruyor ki, mahşer günü hiçbir gölgenin bulunmadığı bir anda Allah'ın arşının gölgesi altında gölgelenecek olan 7 sınıf insandan birisi de huzuru, neşvü nemayı camilerde bulan gençlerdir buyuruyor. Ya Rabbel Alemin, öyle gençler yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Bizleri sırat-ı müstakimden uzak eyleme Allah'ım. Yolları camilerden camilere düşen nesiller yetiştirmeyi bizlere nasip eyle Allah'ım. Kur'an'ın yolundan ayırma Allah'ım. Habibin Muhammed Mustafa'nın yolundan ayırma Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, buraya uzaktan yakından toplanmış ve Taksim Camii'nin açılışında el açmış sana dua eden biz mümin kullarını umduklarımıza nail eyle Allah'ım. Korktuklarımızdan emin eyle Allah'ım. Camilerimizin minarelerinden ezanlarımızı eksik eyleme Allah'ım. Ya Rabbel Alemin, dualarımızı fetekabbeleha rabbuha bi kabulin hasenin sırrına mazhar eyle Allah'ım. Dualarımızı Kabe-i Muazzama'da ve Ravza-i Mutahhara'da yapılıp da kabul olan duaların zümresine ilhak eyle Allah'ım. Milletimizi, memleketimizi her türlü kazalardan, belalardan, felaketlerden, düşman istilasından muhafaza eyle Allah'ım. Birliğimizi, beraberliğimizi daim eyle Allah'ım. Sübhane Rabbike Rabbil İzzeti amma yasifun ve selamun alel murselin velhamdülillahi Rabbil Alemin. El Fatiha. Profesör Doktor Sayın Ali Erbaş hocamıza duaları için çok teşekkür ediyoruz. Şimdi Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan kurdele kesmek suretiyle Taksim Camii'mizin açılışını gerçekleştirecektir. Efendim yerimizde kalsak. Efendim biraz daha. Makas verin arkadaşlar, makas verin. Bizim törenimizde biraz geçelim. Hazır mıyız? Hazır mıyız? Her makas kimin elindeyse bugünün hatırasına sizde kalacak. Yani buraya onu tekrar vermiyorsunuz.
ve kordeleyi bugünün hatırasına kesiyoruz. Sakın, sakın kesmeyin. He? Öyle mi? O zaman sen beni mahvet. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Bismillah. Saygıdeğer İstanbul hemşehrilerimiz, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan bu güzel Taksim Camii'mizin açılışını kurdele kesmek suretiyle gerçekleştirmiş olup siz saygıdeğer hemşehrilerimizin, tüm İstanbulluların ülkemizin hizmetine sunmuştur. Bu güzel eserde emeği olan öncelikle hayırsever iş adamımız Altan Elmas ve Elmas ailesine çok teşekkür ediyoruz. Ve bu iradeyi göstererek bu caminin buraya yapılmasını sağlayan Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a şükranlarımızı sunuyoruz. Ve Sayın Cumhurbaşkanımızı saygılarımızla uğurluyoruz. Çok teşekkür ederiz. Geleceğimiz için AK Parti, tek parti, AK Parti.